Eski Türkiye'de FETÖ'cü ve hakim savcılar kumpas dosyası hazırladı. Yeni Türkiye'de ise FETÖ ile mücadele ettiğini dile getiren hükümet FETÖ'cü ve emniyet ve yardım mensuplarını oluşturduğu gülünç ve uyduruk dosyadan genel başkan yardımcılarımızın cezalarını onayladı. Aralarında 25. dönem Bingöl Milletvekili adayımız Sayın Şahin'in de bulunduğu beklenmedik ve anlamsız bir şekilde cezaları onaylandı. Elbette Yargıtay'ın bu kararı insanlık vicdanında yok hükmündedir. Gerekçesi bile yapılmayan bu karar ülkemizi hukuki alanda lekeleyen bir karardır. Kendilerine ceza veren FETÖ'cü ve savcılar vatan ihanetinden dolayı cezaevindeler. Yargılayan ile yargılanan aynı cezaevinde mahkum edilmek isteniliyorsa ters giden bir şeyler var demektir. Her defasında yargının bağımsızdan bahseden iktidar bu tür kadim FETÖ kumpaslarının ya farkında değil ya da birilerinin işine yarayacak kırmızı kapaklı FETÖ kumpas dosyalarını hala yerine göre kullanılmakta. Yeni Türkiye'de Hülyapar'ın müsbet muharefet sesini susturmak mı istiyorlar? Bilinmeli ki Hüdapar kimden gelirse gelsin doğruya doğru yanlışa yanlış demeye ve doğrunun yanında yer almaya devam edecektir.